Değerli arkadaşlar, geçen ay Beykoz Çayırı Millet Bahçesi ile ilgili planlar, teklifimiz burada gündeme gelmişti. Konu değerlendirildi. AK Partili ve Milliyetçi Hareket Partili meclis üyesi arkadaşlarımızın kabul. Büyükşehir'de iktidar olan Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin de reddoylarıyla kabul edilmişti. Yine aynı hafta içerisinde ben burada konuyla ilgili söz aldım. Beykoz Çayırı'nın hali hazırdaki durumunu meclise arz ettim. O konuşmadan sonra ben Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız tarafından burada çıkan kararın onanması yönünde bir adım atılacağına inanıyordum. Ama maalesef bu karar iade edildi. Biz Beykoz Çayırı ve orada onun yanında kurulacak olan Millet Bahçesi ile ne yapmak istiyoruz? Geçen ay anlattım. Tekrar değerli meclis üyelerim sizlere ve aziz İstanbullulara, Beykozlu hemşehrilerime buradan anlatmak istiyorum. Mevcut çayır 38 bin metrekarelik bir alan. Şöyle müsaadenizle göstereyim. Mevcut çayır şu an Beykoz Çayırı dediğimiz yer 38 bin metrekarelik alan. Bu çayır aynen kalacak. Hatta bu çayırın üzerinde bazı olumsuzluklar var. Onlar da kaldırılacak. Bir. İkincisi, ilave 55 bin metrekarelik alan yeşil alan olarak düzenlenecek. Bizim oradaki toplam yeşil alanımız 38 bin metrekareden 93 bin metrekarelik alana çıkmış olacak. Yani 2,5 kat buradaki yeşil alan artmış olacak. Millet Bahçesi olarak düşündüğümüz alan toplamda 116 bin metrekarelik alan. Bunun 38 bin metrekarelik kısmı Beykoz Çayırı. Tekrar ediyorum, 38 bin metrekarelik Beykoz Çayırı olarak bildiğimiz yer yine 38 bin metrekarelik alan olarak devam edecek. İlave 55 bin metrekarelik bir alan oluşturulacak. Bu ilave 55 bin metrekarelik alanlar şu anki hali nedir? Nereler tekrar çayır yapılacak da 38 binden 93 bin metrekareye çıkacak? Bu çayırın etrafındaki alanlardan bir tanesinin fotoğrafı. Bu yine aynı bölgede 116 bin metrekarelik proje alanının içerisindeki yerlerden bir tanesi. Yine şurası
proje alanındaki yerlerden bir kare, bir görüntü. Bunları ben yeni çektirdim. Yeni fotoğraflar. Şu yine bölgedeki yine işte biz karanlığı aydınlatmak istiyoruz. Mesele bu. Karanlığı aydınlatmak istiyoruz. Bölgedeki yerlerden bir tanesinin görüntüsü. Yine şurası. O 55 bin metrekare ilave olacak ya. İşte buralar. Buralar 38 binin üzerine 55 bin metrekare olarak ilave edilecek. Ve toplam alan 93 bin metrekareye çıkacak. Efendim yapılaşma. Kesinlikle böyle bir şey yok. Çayırın altına otopark. Çayıra zaten dokunulmayacak. Olumsuz bir yeri varsa orası düzeltilecek. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Ben iktidar grubunu Beykoz Çayırı'na davet etmiştim. Yine davetimi yineliyorum. Buyurun görelim. Bakınız bu fotoğraflardan yüzlercesi çıkacak oradan. Yüzlercesi çıkacak. Biz buranın Beykoz halkının kullanımına açılmasını arzu ediyoruz. Yalıköy Mahallesi'nin, Çamlıbahçe'nin, Orta Çeşme'nin, Tokat Köy'ün kullanımına açılmasını arzu ediyoruz. İstanbulluların kullanımına açılmasını arzu ediyoruz. Kala kala 38 bin metre kalmış, biz burasını 93 bin metrekare yapmak istiyoruz. Yeşil alan olarak. Bakınız, yeşil alanları artıracağız. Ya bu karar veto edilerek mi yeşil alan artırılacak? Nasıl artırılacak? Beraber yapalım ve alkışlayalım. Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı ve meclisi alkışlamaya hazırım. Buyurun beraber yapalım. Niye engel oluyoruz? Neye engel olduğumuzu bilmiyoruz. Sayın Başkanımıza da konuyu herhalde farklı anlattı arkadaşlar ki veto edildi. Ya yeşile nasıl karşı çıkarız? Bakınız, tüm Türkiye'nin gözlerinin önünde cereyan edecek buradaki faaliyetler. Birkaç gündür kameraları koyduk. Bizim belediyenin web sitesine girerseniz şu an iki tane kamera canlı yayınla çayırı ve etrafını sürekli yayınlıyor. Kameraların sayısını da artıracağız. Şu an Beykoz Belediyesi'nin web sitesine girerseniz, Beykoz Çayırı diye yazarsanız oradan canlı yayınların yapıldığını göreceksiniz. Bu kameraların sayısını da artıracağız. Bugünkü halini tüm İstanbul görüyor, görecek. Türkiye görüyor, görecek. Ve bizim orada attığımız bütün adımları ne yapıyoruz? Otopark mı yapıyoruz? Bina mı yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyorsak onların hepsi tüm Türkiye'nin gözlerinin önünde cereyan edecek. Geliniz bu olumlu adımla birlikte hareket edelim. Niye karşı duruyorsunuz? Ben anlayamadım. Akıl tutulması bana göre. Gerçekten akıl tutulması. Ya biz orayı güzelleştirmek istiyoruz. Spor sahaları yapmak istiyoruz. Yürüyüş yolları yapmak istiyoruz. Efendim orada şu an yaklaşık 5000 metrekarelik binalar var. Bunları kaldırmak istiyoruz. Bunlar vakti zamanında kaçak olarak yapılmışlar. Şimdi yasal olarak onu yapacağız. O plan notları onlarla ilgili. Gençlerimiz spor yapıyor, soyunma odası lazım. Duş alacakları yer lazım, onu yapacağız. Şu an yok mu? Baraka şeklinde var. Bizim belediyemizin kira aldığı yerler var. Biz o kiralardan vazgeçtik. Oraları kaldıracağız. Yeşil alan yapacağız. Bakınız şu an Beykoz Belediyesi'nin web sitesinden izlediğiniz iki kameradaki görüntülere şimdi bakın. Gelecekte oralar nasıl olacak? Bir onlara bakalım.
Beykoz Çayırı sadece 38 bin metrekarelik alandır. Bizim önerdiğimiz proje alanı 116 bin metrekarelik alandır. Bu 116 bin metrekarelik alanda 38 binin dışında yeni 55 bin metrekarelik alan, yeşil alan ortaya koyacağız. Ve bundan İstanbullular, Beykozlular yararlanacak. Dolayısıyla ben bu konunun ısrar kararı olarak buraya getirilmesinden bir mahcubiyet duyduğumu da ifade etmek isterim. Neye karşı çıktığımızı bilmemiz lazım. Neye karşı çıkıyoruz? Niçin veto ediyoruz? Anlaşılır gibi değil. Ben bütün meclis üyesi arkadaşlarımın bu anlamda bize destek olacağına inanıyorum. Son söz olarak şunu söyleyeyim. Beykoz Çayırı'nda nöbet tutmaya gerek yok. Orada ama nöbet tutmak isterse arkadaşlarımız, ben de onlara eşlik edeceğim. Onların yanında olacağım. Orada kim çayırın korunmasıyla ilgili nöbet tutmak istiyorsa ben de onlarla beraberim. Her gün birkaç saat geleceğim. Birkaç saat geleceğim. Onlarla birlikte orada çay içeceğim, muhabbet edeceğim yeşili korumakla ilgili. Ve biz kameraları zaten koyduk. O kameralardan 24 saat, 365 gün yapılana kadar, yapıldıktan sonra da kameraların sayısını da artıracağız. Orası tüm Türkiye'nin gözleri önünde olacak. Geliniz bu güzel karara hep birlikte evet diyelim. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Evet, söz vereceğim. Önce isterseniz sizle başlayalım. Buyurun. Sayın Bey. Bizim milletimiz bizi anlar. Burada konuştuklarımız çok açık, net. Ama iktidardaki arkadaşlarıma anlatamıyorum. Tekrar ediyorum. Şu an buyurun gelin ölçelim. 38 bin metrekarelik çayır alanı var. Biz bunu 93 bin metrekareye çıkaracağız. Bu bir. İki, oradaki salaş binaları kaldıracağız. Kimse de kesinlikle mağdur olmayacak. Bu hangi arazide yapılacak bu işlem? Mülkiyet kime ait? Kamuya terkin. Karşısında herhangi bir kurum yazmıyor. Bir de orada yaklaşık 30 dönümlük pazar yeri var. Sayın meclis üyemiz gündeme getirdi. Ben aslında gündeme getirmek istemezdim. Bu pazar yerini biz düzenlemek istiyoruz. İlçe belediyesi olarak. Birkaç kez de talepte bulunduk. Sonuç alamadık. Geçen yıl Aralık ayında Büyükşehir Belediyesi'ne yazı yazdık. Dedik ki buranın mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin. Lütfen şurayı bize müsaade etmediniz. Siz bari yapın. Olumsuz görüş. Tekrar bir daha yazdık. Olumsuz görüş. 31 Aralık 2020'de yazdık. 20 Mayıs 2021'de yazdık. O hani kötü olarak gördüğümüz, gerçekten gerçekten hakikaten olumsuz görüntülerin olduğu bir yer, düzeltilmesi lazım. Oranın mülkiyet sahibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Çözüm dedik. Olmadı. Yazılı olarak da yazdık. Cevaplar olumsuz oldu. Diğer bir konu, imar konusu. İstanbullular ve Beykozlular, Cumhuriyet Halk Partisi'ni, Sayın Ekrem İmamoğlu başkanımızı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçmiştir. Burada belediyenin bazı görevleri vardır. O görevlerden en önemlilerinden bir tanesi de imar meselesini çözmekle ilgilidir. Beykoz'da halkın %60'ının yaşadığı yerdeki imar meselesini çözme sorumluluğu ta 1995 yılından beri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndedir. Geçmiş süreçte AK Parti iktidarları birlikte ilçe belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi çalışmalar yapmıştır. Planlar yapılmıştır.
Orada muhalefetteki arkadaşlarımız, o zamanki Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımız karşı durmuşlardır. Sonra odalar devreye girmiştir, mahkemeler vesaireler. Ve durdurulmuştur, planlar durdurulmuştur. 2,5 yıldır biz Büyükşehir'le görüşüyoruz. Ya bu bizim halkımızın %60'ının yaşadığı yerdeki plan problemini çözme sorumluluğu sizde, İYİ Parti olarak, Cumhuriyet Halk Partisi olarak sizde. Gelin burayı çözelim. Bu planları yapalım. 2,5 yıldır söylüyoruz. Elinizi tutan mı var? Alkışlayacağım diyorum. Ve sizleri bu konuyu çözdüğünüz takdirde halılarla karşılayacağım, kırmızı halılarla. Olmadı türkuaz halılarla da karşılarız. Yollarınıza halılar sereceğim. Yollarınıza halılar sereceğim. Bu sorunu çözerseniz. Bakın, siz iktidarsınız İstanbul'da. İstanbul'da iktidar, Sayın Ekrem İmamoğlu başkanımız, Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'dir. Bu sorunları çözmek sorumluluğu sizdedir. Halk bu yetkiyi ve sorumluluğu size vermiştir. Niçin çözmüyorsunuz? Çayır yapacağız, niçin engel oluyorsunuz? Akıl tutulması mı var? Yurt diye konuşuyorsunuz. Türk-Alman Üniversitesi var. Türk-Alman Üniversitesi. Türkiye'nin en iyi 4 üniversitesinden bir tanesi. Kamu üniversitelerin 4 üniversiteden bir tanesi. Ve tamamen kamu üniversitesi. İstanbul Üniversitesi, benim mezun olduğum İstanbul Üniversitesi neyse Türk-Alman'da o. Ya burada öğrencilere yönelik yurtla ilgili çalışma yapılacak, engel. Okul büyütülecek, engel. İşte yurt yapacağız, 2 yıldır yapamıyoruz. Yani ya biz diyor, bir de hayır oyu veriyorsunuz mecliste. Biz diyoruz ki ya siz yapın, biz yaptı diyelim. Alkışlayalım, birlikte yapalım, birlikte çalışalım. Bize birlikte çalışma zorunluluğunu yüklemiştir İstanbullular. Beykoz'da AK Parti, Cumhur İttifakı, Milliyetçi Hareket Partisi AK Parti. İstanbul'da buradaki arkadaşlarımız, bir kısmı da buraya giremediler, onu da ifade edeyim. Bu sorunları çözme sorumluluğu sizdedir. Lütfen beraber bu işleri çözelim ve Beykozluların yaşam kalitesini, İstanbul'un yaşam kalitesini artırmakla ilgili adım atalım. Bizi engellemeyin. Bizi engellemeyin. Lütfen. Ne olup biteceği zaten orada kameralarla gözükecek hepsi. Girin. Girin belediyenin web sitesine, bakın kameralarla. Bakın nereyi çayır yapmak istediğimizi gösteriyoruz orada. O kameralardaki görüntülerde tatmin olunmuyorsa buyurun gelin, ben sizi ağırlayacağım. Beykoz çok güzel bir yerdir. Daha güzel olmasını biz arzuyoruz. Bizi lütfen engellemeyin. Lütfen engellemeyin. Teşekkür ediyorum. Tarık Bey'in sorduğu sorulara ben net ifadelerle cevap vermek istiyorum. Efendim, çayıra ya da çayırın çevresindeki 116 bin metrekarelik alana otopark, yeraltı otoparkı yapılacak mı? Büyük harflerle söylüyorum. Hayır, kesinlikle yapılmayacak. Zaten çayıra kesinlikle dokunulmayacak. İki, burada ilave inşaatlar yapılacak mı? Orada bir cami var. Orada çay bahçeleri var. Orada gençlerimizin kullandığı soyunma odası, lokali vesairesi var. Orada belediyenin, Beykoz Belediyesi'nin kiraya verdiği yerler var. Bunlar toplam 4.900 metrekarelik bir kapalı alan. Bu kapalı alanlar yıkılacak, kaldırılacak. Cami çürük, yıkılıp yenisi daha küçülterek yapılacak. Oradaki gençlerimizin,
çayırda değil, çayırın yanında yeni çayıra ilave edeceğimiz alanların içerisinde kullandığı lokal vesaire yıkılacak, yerine gençlerimizin kullanması için yeni lokal, yani soyunma odası yapılacak. Ama çayıra kesinlikle bina yapılmayacak. Çayıra yeraltı otoparkı yapılmayacak. Çevresindeki alanlara yeraltı otoparkı yapılmayacak. İlave binalar yapılmayacak. Kesinlikle ilave bir yapılaşma söz konusu olmayacak. Şu an var olandan daha az olacak. Şu an var olan yaklaşık 5000 metrekare kapalı alan. Bu muhtemelen 1-2000 metrekareye inecek. Daha proje netleşmedi. Bu notlar onunla ilgilidir. Ben aziz İstanbullulara anlatıyorum. Burada söz veriyoruz. Kayıtlara da geçiyor. Çayıra kesinlikle dokunulmayacak. Çayırın altına yeraltı otoparkı kesinlikle yapılmayacak. Oralara yeni bina kesinlikle yapılmayacak. Mevcut binalar yıkılacak. Bir kısmı yenilenecek. Mevcut binaların bir kısmı yenilenecek. Yapılacak olan bu. Neticede ne olacak? 116 bin metrekarelik alanda 93 bin metrekarelik, 38 bin metrekarelik yeşil alan varken 93 bin metrekarelik yeşil alan artı spor alanları, yürüyüş alanları, gençlerimizin spor yapacağı alanlar, onların dinleneceği alanlar, bunlar yapılacak. Ve tüm bunlar şu an Beykoz Belediyesi'nin web sitesinden canlı olarak yayın yapan kameralar var. O kameraların gözleri önünde, aziz milletimizin ve İstanbulluların gözleri önünde cereyan edecek. Bu söylediklerimin dışında oraya bir şey yapılırsa o dakika ben belediye başkanlığından istifa ediyorum. Ayrılıyorum, bırakıp gidiyorum. Teşekkür ediyorum.